Herkese selam. Bugün yine nefis bir yerdeyiz. İspanya'nın en güzel şehirlerinden, en azından benim için en güzel şehirlerinden bir tanesinde Granada'da, Granada Katedrali'nin önündeyiz. Ama burada durmayacağız. Bütün Granada'yı gezeceğiz. Ben Erkut Özen. Granada'dayız. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Hemen şu anda videoyu durdurup beğen butonuna basmanız, daha sonrasında birkaç kelam yorum yapmanız. Hele abone olmayanlar varsa onlara diyecek bir şey bulamıyorum. Hiç zaman kaybetmesinler, hemen abone olsunlar ki kocaman bir aile olmaya ve dünyayı birlikte gezmeye devam edelim. Şimdi buradan bir rampla meydanına geçelim. Her şehirde olduğu gibi Granada'da da birçok meydan var. Bunlardan en popülerlerinden bir tanesi Bip Rampla. Neden? Merkezde bulunuyor çünkü. Eğer Granada'ya İspanya turlarıyla gelirseniz uğrayacağınız yerlerden biri de hem katedral hem de Bip Rampla meydanı. Zaten çok yakınlar. Buradaki bir rutu, kısa bir rutu panoramik olarak satın alırsanız, yine dediğim gibi özel bir tura, butik tura katılmıyorsanız yapılacak rotanız genelde bu şekilde oluyor. Nefis bina detayları var. Bunlardan ayrı ayrı bahsederiz bazılarından. Hepsinden bahsedersek de turda anlatacak bir şey kalmıyor kimi zaman. Granada'da Dia de la Cruz isimli bir festival, bir bayram, bir gün var. Haç günü, Mayıs Hacı. Mayıs Hacı günü diyelim. Ve bazı yerler süsleniyor ve insanların eğlence şekillerinde ya bu videoda ya bu videoya ek bir videoda ayrıca göstereceğim. Çok enteresan, çok güzel, çok renkli oluyor. Burada yine her meydanda olduğu gibi oturulacak popüler yerler var ama daha çok turistlerin de tercih ettiği yerler bunlar. Çünkü buraları görüyor insanlar. Yine bu kafeler vesaire kışında, yazında ilgi çeken yerler arasında. Burada da çok enteresan noktalar var. Aslında bir videoya sığmayacak. O yüzden başka bir videoya da ekleyeceğimi düşünüyorum ama nasıl yaparız editini bilmiyorum. Bugün yoldan yürümek serbest. Herkes gibi, bütün Granadalılar gibi biz de yoldan yürümeye devam edelim. Nefis bugün. Her zaman güzel Granada ama bir de nerede daha bahsetmiştim size? Malaga'da. Bakın bu Granada'da ve birçok İspanyol kentinde bu tenteler birçok caddenin üstünü, ana caddenin üstünü kapatıyor ve insanların o sıcaklarda, yaz sıcaklarında sosyalleşmesini sağlıyor. Yani insanlar yaz sıcağında bile burada dolaşabiliyor bu gölge sayesinde. Çünkü burada sıcak evet ama gölgeye geçtiğinizde bir serinlik geliyor. Çok da bunaltıcı bir, özellikle deniz kenarlarındaki gibi nemli bir hava yok. Sıcak bir hava var ve onun içerisinde de işte Granada'da da yine Malaga'da olduğu gibi bir içecek firması, bir bira markası Alhambra, Elhambra bizim deyişimizde bir bira markası sponsor olmuş, reklamlarını koymuş buraya ve Granada'nın bu ana caddesini, en önemli caddelerinden bir tanesini kapatmış. Bakın burada da İstanbul baklavacısı var, tatlıcısı, tahmin edeceğiniz gibi Türk. Bakalım fiyatları yazıyor mu? Tabii ki yazmıyor. Türkiye'de olmayan bir dolu ürün var. Türk ürün diye satılıyor, enteresan.
Çocuk her yerde, çocuk ağlıyor. Canım aslında dondurma da istedi ama dondurmadan önce gidip bir şeyler yeme vakti. Sizi önce buradan geçireyim ben. El Kayseri'ye, Kayseri Caddesi'nden geçeyim. Sezar'ın pazar yeri. Burası bir kapalı çarşı gibi, bir çarşı diyelim. Kayseri'den içi çok otantik, hediyelik eşyaların satıldığı, dar, güzel ve bölge özgü bir mimarisi olan nefis bir yer. Katedrale doğru çıkıyor zaten. Aslında yine Granada'nın içerisinde bir gezi yapıldığında anlatılacak bir takım detayların olduğu bir sokak. Tabii ki katedralin etrafında her zaman, her yerde olduğu gibi, her şehirde olduğu gibi önemli binalar var. Burada da onlardan birkaç tanesi yer alıyor. Katedralin devamı, arkası önemli bir noktaya çıkıyor. Bu önemli nokta önemli kişilerin mezarını barındırıyor diyebiliriz. Isabel ve Ferdinand. İçeride onlarla ilgili değişik detaylar var. Onları da gezerken anlatırız. İnsanların yol bulamama olayı beni deli ediyor. Yol bulamama derken saçma sapan hareketler yapıyorlar. Tek kişinin geçebileceği bir yer var, oradan ben geliyorum. Adam iki kişiyle birlikte sarılmış. Sevgilisine, karısına neyse. Oradan geçmeye çalışıyor ya, karşısında ben varım ve tek kişi geçebilir sadece. Çok enteresan. Burası da önemli bir bina. Anlatmayacağım. Kızdım. Medrese diyelim, geçelim. Eğitim, eğitimle ilgili. Ve tabii ki İspanya'ya geldiğinizde, Endülüs'e geldiğinizde özellikle hediye olarak götüreceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi yelpazeler. Şimdi benim şurada bir mekanım var. Ona doğru gideceğim. Orada bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Daha sonra Dia de la Cruz'a yine bakarız. Oynayan kişileri seyrederiz. Belki telefonumu şarj edersem oradan da faydalanabiliriz. Dia de la Cruz bana yaramadı. Ben her zaman şu
belki hani esprili söylenen laf vardır ya, hani sen plan yaparken Tanrı yukarıdan gülermiş şeklinde bir söz vardır. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok söylenir bu. Gerçek olduğuna inanıyorum. Ne yapıyoruz tabii? Buralarda yaya geçidinden geçiyoruz. Yoksa arabalar bizi eziyor. Bu sıra ne diyeceksiniz? Burası en ünlü dondurmacı. Bakın. Böyle sıra devam ediyor. Granada'da en ünlü dondurmacı burası. Ve katedral burada kaldı. Gördüğünüz gibi. Şu anda eğer otobüse binmek isterseniz Granada'nın içerisinde içinde otobüsünü ödeyebiliyorsunuz bilet almadan. 1.40, 1 euro 40 cent ödeyerek otobüsleri kullanabiliyorsunuz. Ama kart almanız her zaman daha faydalı. Bunun dışında metro ve tramvay olarak geçen bir hat var. Onda da yine 1.30 vererek bilet alıp belirli noktalara gidebiliyorsunuz. Şimdi yeme içme yerlerinin bulunduğu çok sokaktan bir tanesindeyiz. Ama benim burada bir mekanım var. O mekana doğru gidiyorum. Bugün Dia de la Cruz için Granada'da, Granada sokaklarını turladık. Güzel renkli görüntüler vardı. Benim ters giden bazı ekipman işlerim yüzünden biraz şansım yaver gitmedi. Tadım kaçtı ve biraz da sıkıntılı oldu video. Ama keyif aldığınızı umuyorum. Granada'ya gelirseniz eğer beni de anımsayın, olur mu? Ne yapıyoruz? Mutlaka videoyu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz ve birkaç kelam da yorum yapıyoruz. Ben Erkut Özen, Granada'daydık. Rast gelsin.